Ben de öyle bir şey düşündüm. Evet. Evrim şu şöyle bir yanlarım var. Şuradan yanları getirir misin? Yanlardan şuradan üstten olursa kullanabilir. Şöyle. Evet. Da güzel. Evet. O güzel. Ben çok beğendim. Işıl ışıl duruyor. Çok hoş. Fotoğrafta biraz mat duruyordu. Mat. Fotoğraf alakası yok. Fotoğrafla uzun uzun bir tane biraz büyük durdu sanki. Çok, bakayım. Biraz daha. Olmadı. Aynı renkten, efeğin renginden uzun gelinliğim kuyruğunda bitsin değil mi? Daha mı uzun yapayım duvağı? Yok, uzun olmaz. Değil. Tabii şimdi ben okeylemiyorum. Güzeldi ama sadece çok dağınıktı. Onun bir tık daha toplamak. Küçüğü. Şimdi saçın yapılacak, makyaj yapılacak, orada ayarlanır. Ya, ama farklı şey olmasın. Şimdi iyi mi yoksa gerek var mı büyüğüne? Bir bakabilir miyim önüne? Güzel. Çok güzel. Biraz tuhaf. Ben bu odada doğdum. Tam olarak arkamda görmüş olduğunuz yerde doğdum. Tabii ki de hani değişti. 26 yıl boyunca her şey eskisi gibi kalmadı. Ama 26 yılım bu odada geçti. Tüm süreçlerim bu odadaydı. Ergenliğim, üniversite hazırlığım, çocukluğum, her şeyim burada. Ve şu an buraya son kez veda edecek olmak tuhaf bir durum. Üniversiteye gittiğim zaman buraya geri döneceğimi biliyordum. Yani ben nereye gidersem gideyim dönüp dolaşacağım yer yine burasıydı. Ama şu an durum öyle değil. Yani tabii ki de ben yine buraya istediğim zaman gelebilirim. Burası benim evim, her şeyim ama ikisi aynı şey değil. Tam olarak anlatamıyorum şu an ama ben anladığınızı düşünüyorum. Annem genel olarak duygularını çok saklayan bir insandır. Hep bastırır, eder. Yani şöyle söyleyeyim size. 26 yaşındayım ve o süreçte annemin ağladığını bir ya da iki kez falan görmüşümdür. Gerçekten duygularını çok içine bastıran bir karakteri var annemin. Ve hiçbir şekilde göstermez yani. Son bir haftadır annemi ilk kez her yerde ağladığını görüyorum. Her ne kadar önümdeki süreçler güzel olsa da, güzel ilerlese de bir yandan bu durumlara da üzülmüyor değilim. Yarın evleniyorum. Yeni bir başlangıç, yeni iş, yeni bir düzen, yeni bir ev. Yani her şey yeniden olacak. Ve bu yeni düzenimdeki değişikliklere nasıl ayak uydurmam gerektiğini açıkçası tam olarak bilmiyorum. Zamanla artık yaşayarak öğreneceğiz. Her ne kadar heyecanlı olsam da, mutlu olsam da, kendimi iyi hissetsem de bir yanım üzülüyor tabii ki de. Ben normalde duygusal bir insanım. Üstüne bir de annemin o süreçleri de eklenince duygusallığım 10 katına çıktı diyebilirim. Küçücük şeylerde dahi ağlama hissi oluşmaya başladı bende.
geri gelin. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Neyse. Çok da bu konuları dramatize falan etmek istemiyorum. Sadece küçük bir sohbet etmek istedim. Şimdi sizinle beraber eşyalarımı son kez toplayalım. Bavuluma yerleştirelim ve artık gidelim. I'm just speak. I just lost a lot of things, learned a lot of things, you know? This is somewhere in my life, past 5 years. Broke my father's heart when I was 18. Told him give me time, he just had to believe. Wasn't worth a dollar, but I had to chase a dream. Cut off everybody, me and Wavy was the team. To give us 2 years and everybody gon' eat. But first we had to give up everybody for some beats. After 5,000 emails and a song a week, me and Wavy turned into the same human being. Fast forward 5 years and now we 23. My father's still praying that my music don't succeed. And my brother leaving me to go and chase his dream. It's the last time that me and Wavy be a team. But would you have left if it didn't go? Sizden kahkaha isteyeceğim bu. Fotoğraf için mi? Fotoğraf için, evet. Ha, tamam. Ha, gel. Biraz gösterelim size. Sizin beğen ve yorumunuzu, fikirlerinizi alalım. Bir de bana vereceğim şeyleri gör. Slow motion tüm çekimlerimiz. Biz ona göre hızlandırıyoruz, yavaşlandırıyoruz. Formaliteden yani çok hı-hı böyle değinmek tamam zorunda. İşte şey oluyor bu sefer de. Yapabilirsiniz. Denetmeyi alacağım onu. Aynen öyle. Sürebilirsiniz. Ne yapıyorum burada? Anlatacağım. Şöyle yapalım. O hareketleri aynada kameraya bakarak yapın. Dönün dediğim zaman da şöyle hafifçe... Kameraya döneceğim. Aynen. Tamam. Vücudunuz da hafifçe bana doğru dönsün yani. Çok güzel oldu, tamam. Tamam. Normalde. Normalde. Bugün... Düğünümüz var. Allah Allah. Evet. Öğleniyor. Akşama biraz eğlence olacak. Nasıl evet hissediyorsun kendini? Yorgun. Heyecanlı. Stresli. Ve bir o kadar da mutlu. Gelinin içinde hala video çekiyor. Evet. Onu çekmedi. Çekti. Televizyon adına. Aha da olamıyorum. Aynen. Hakan da ilk başlarda öyleydi ama sonra alıştı. Şu, bir şey sormak ister misin? Hayır. Ne? Normalde. İrem, ay İrem ne alaka? Hakan, Emel düğünlü. İrem, Hakan? Emel. Çok rahat, çok profesyonel. Takılmıyor artık, alıştı mı? Oteldeyiz şimdi. Düğünün başlama saatini bekliyoruz. Ona göre buradan çıkacağız. Parlatan en küçüğünü seçtim ama yine çok büyük oldu sanki, değil mi? Özellikle de sordum daha küçüğü falan var mı diye ama yoktu. Parlatansız da kullansaydım sönük kalabilirim ya. Sönük kalabilirim. Çok çok sönük kalabilirim. Ama gayet sade, güzel. Senin... Şöyle, siz artık bizi aşağı indirdikten sonra zaten organizasyon önümüzde olacak. Siz artık sahnenin önüne geçiyorsunuz. Orada gençler toplanacak zaten. Öyle olacak.